arkadaşım. Biliyorsun mutluluğun şehri Başakşehir'imizde 3 tane güzel kahramanımız var. Sen zaten onları biliyorsun öyle değil mi? Bir tanesi Başakcan, bir tanesi Dönüştör Fikri, bir tanesi de Süper Pati. İşte bu üç arkadaş bir araya gelmişler ve bir masalda buluşmuşlar. İşte ben şimdi sana o masalı anlatacağım. Hazır mısın? Peki. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda dereler şırıl şırıl akarmış. Rüzgar püfür püfür esermiş. Kuşlar tatlı tatlı ötermiş. Çiçekler oh mis gibi kokarmış. O yüzden de bu güzel ormana mutluluk ormanı denirmiş. Tüm hayvanlar bir arada dostça yaşarmış. Bu güzel ormanda Başakcan, Dönüştör Fikri ve Süper Pati adında üç arkadaş varmış. Orman halkı üçünü de çok sever, her konuda onlara danışır, yardım istermiş. Üç arkadaş bir gün ormanda gezintiye çıkmışlar. O sırada bir ağacın altında üzgün üzgün oturan anne Ceylan'ı fark etmişler. Başakcan, merhaba sevgili Ceylan, üzgün görünüyorsun, neyin var diye sormuş. Yavrum çok hasta Başakcan, demiş anne Ceylan. Doktor bayan kanguru hastalığını ancak beyaz gelincik çiçeğinin iyi geleceğini söyledi. Biliyorsun beyaz gelincik sadece zeytin ormanında yetişiyor. Ah ah, oraya gitmek için de iki tane ormandan geçmek gerekiyor. Buna mı üzülüyorsun sevgili Ceylan? Ben ve arkadaşlarım zeytin ormanına gider, beyaz gelincikleri toplar geliriz, merak etme. Anne Ceylan gözyaşlarını silmiş. Fakat yavrumun iyi olması için beyaz gelinciği 3 gün içinde yemesi gerekiyor. Ah bu kısa sürede o uzun yolu gidip gelmenize imkan yok. İşte buna üzülüyorum, demiş. Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri aralarında küçük bir toplantı yapmışlar. Anne Ceylan haklıymış. Zeytin ormanına gitmek için portakal ve çilek ormanlarından geçmek gerekiyormuş. Sonunda ne olursa olsun anne Ceylan'a yardım etmeye karar vermişler. Hemen hazırlanıp yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Portakal ormanına varmışlar. Orada karşılarına kocaman bir kuş çıkmış. Öyle bir kuş ki kanatlarını açınca neredeyse gökyüzü görünmüyormuş. Tüyleri güneşte pırıl pırıl parlıyormuş. Üç arkadaşa nereye gittiklerini sormuş. Süper Pati olanları anlatmış. Büyük kanatları olan iyi kalpli kuş, o zaman ben sizi çilek ormanına kadar götüreyim. Yoksa böyle yürüyerek ancak 3 günde varırsınız, demiş. Üçü de bu teklife çok sevinmişler. Kuş onları sırtına bindirmiş, kocaman kanatlarını açmış, uçmuş, uçmuş, uçmuş. En sonunda büyük bir taşın üstüne konmuş. Ben buradan ileriye gidemem, demiş. Artık çilek ormanı başlıyor. Çok teşekkür ederiz, demiş Dönüştör Fikri. Yolunuz açık olsun, demiş iyi kalpli kuş. Dilerim beyaz gelinciği bulursunuz ve dilerim zamanında yetişirsiniz. Başakcan, Dönüştör Fikri ve Süper Pati yürümeye devam etmişler. O sırada karşılarına kocaman bir dev çıkmış. Gök gürültüsünü andıran sesiyle nereye gittiklerini sormuş. Dönüştör Fikri olanları anlatmış. Meğer dev çok iyi kalpliymiş. Sizi sırtıma alayım da zeytin ormanına kadar götüreyim. Yoksa yürüyerek 3 günde zor gidersiniz. Üç arkadaş bu yardım teklifini de severek kabul etmişler. Dev onları kısa zamanda zeytin ormanının sınırlarına getirmiş. Ben buradan öteye geçemem, demiş. Bundan sonra zeytin ormanı başlıyor. Unutmayın, beyaz gelincik Zümrüt Dağı'nda bulunur. Her biriniz ancak bir tane çiçek alabilirsiniz. Bunun için de Zümrüt Dağı bekçisinin bilmecesini bilmeniz gerekiyor, demiş. Üç arkadaş ilk kalpli deve teşekkür edip tekrar yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler.
dere tepe düz gitmişler. Bir de bakmışlar ki Zümrüt Dağ karşılarında duruyor. Beyaz gelincikler rüzgarda bir o yana bir bu yana sallanıp duruyor. Sonunda ulaştık. Oh şükürler olsun demiş Başakcan. Hadi Zümrüt Dağı'na çıkalım, beyaz gelincikleri toplayalım. Süper Pati hepsinden hızlı olduğu için birkaç dakikada dağa tırmanmış. Tam eğilip beyaz gelincikleri toplayacakken karşısına bir aslan çıkmış. Oh, öyle bir kükremiş, öyle bir kükremiş ki Zümrüt Dağı titremiş. Ne oluyor burada? Demiş. Sen de kimsin? Ne hakla bana sormadan dağımdan çiçek toplarsın? Ha? Başakcan ve Dönüştör Fikri de arkadaşlarına yetişmişler. Aslanın Zümrüt Dağı bekçisi olduğunu anlamışlar. Başakcan buraya neden geldiklerini anlatmış. Aslan'dan yardım istemiş. Aslan demiş ki, peki ben size yardım edeceğim. Birer tane beyaz gelincik almanıza izin vereceğim. Ama bir şartla. Bir bilmecem var. Onu bilirseniz beyaz gelincikleri alırsınız. Yoksa siz de bundan sonraki hayatınızı burada geçirirsiniz. Süper Pati heyecanla atılmış. Tamam, neymiş bilmecen? Sor bakalım. Birinin yaptığı bir iyiliğe ya da güzelliğe sözle karşılık vermek. Demiş aslan. Unutmayın, sadece bir cevap hakkınız var. Üç arkadaş bilmecenin cevabı o muydu, bu muydu, yoksa şu muydu derken Başakcan'ın aklına anneannesinin küçükken ona anlattığı bir masal gelmiş. Tabii ya, o bu sorunun cevabını biliyormuş aslana. Teşekkür etmek, demiş heyecanla. Senin sorunun cevabı bu mu aslan? Aslan şaşırmış. Doğrusu bu zamana kadar bu sorunun cevabını bilen pek çıkmamış. Ah. Oh. Doğru, bildiniz demiş. Hadi bakalım, birer tane beyaz gelincik alabilirsiniz. Her biri birer tane beyaz gelincik almışlar. Aslan'a teşekkür etmişler. Hızla Zümrüt Dağı'ndan aşağıya inmeye başlamışlar. Çünkü dönüş yolu pek uzunmuş. Aslan arkalarından, hey, hey, nasıl döneceğinizi biliyor musunuz? Diye bağırmış. Gelirken yardımcı olan arkadaşlarımız oldu ama dönüşte yine karşılaşır mıyız bilmiyorum, demiş Dönüştör Fikri. Hem madem zamanınız az size kolay bir yol öğreteyim, demiş Bay Aslan. Önce gözlerinizi kapayın ve beyaz gelincikleri koklayın. Sonra gitmek istediğiniz yeri hayal edin. Göz açıp kapayana kadar orada olacaksınız. Yalnız... Nereyi hayal ederseniz kendinizi orada bulursunuz. Ona göre. Teşekkürler Bay Aslan, demiş Başakcan. Bize öyle büyük bir iyilik ettin ki anlatamam. Gözlerini kapayıp ormanlarının hayalini kurmuşlar. Sonra da kendilerini Mutluluk Ormanı'nda bulmuşlar. Anne Ceylan yaşlı gözlerle onları bekliyormuş. İçinden dualar ediyormuş. Birden üç arkadaşı karşısında görünce pek şaşırmış. Pek de sevinmiş. Ne kadar güzel, sizi gördüğüme çok sevindim. İşte beyaz gelincikler, demiş Başakcan. Sevgili Ceylan, hemen küçük Ceylan'a götürelim, yesin iyi olsun. Yavru Ceylan beyaz gelincikleri yiyince akşama doğru iyileşmiş. İnce bacakları üzerinde durmayı başarmış. Bütün orman neşeyle onu ve üç kahramanı alkışlamış. Anne Ceylan, size ne kadar teşekkür etsem az, demiş. Ne büyük bir iyilik ettiniz bize. Bu kadar kısa sürede nasıl gidip geldiniz bilmiyorum ama harika bir iş başardınız. Yolda öyle iyi ve yardımsever hayvanlarla karşılaştık ki onların yardımı olmasa bu kadar hızlı gidip gelemezdik, demiş Süper Pati. Kararlı olup yola çıkınca kolay oluyor, demiş Başakcan. Hem zorlukla birlikte bir kolaylık da var, derdi anneannem. Ne kadar bilgili biriymiş, demiş Dönüştör Fikri. Ben anneanneni görmeden sevdim doğrusu. Ha, inşallah bir gün biz de tanışırız. Doktor
Doktor Bayan Kanguru yavru Ceylan'ın birkaç güne kadar tamamen iyi olacağını söylemiş. Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri dinlenmek üzere evlerine doğru yürümeye başlamışlar. Yolda kanatları kocaman kuştan, büyük devden ve Zümrüt Dağ bekçisinden, o değişik bilmeceden ve beyaz gelinciklerden konuşup gülüşmüşler. Arkadaşlarına yardım etmenin mutluluğunu yüreklerinde hissetmişler. Evet, senin için yazdığım bu masalı beğendin mi? Ben de beğenmene çok sevindim, çok mutlu oldum. Ne yapalım şimdi? Bir sonraki programda, bir sonraki masalda tekrar seninle buluşup görüşene kadar şimdilik hoşça kal küçük dostum diyelim. Görüşmek üzere.